Okulda birlikte, hayatta birlikte yazısının yanında logosu da bulunuyor. Kenan Çayır, İstanbul Bilgi Üniversitesi Seç1, engelliliğe dayalı ayrımcılığın önlenmesi. Şimdi öncelikle tabii ki tam da bu yardım temelli yaklaşımı sorgulamamız gerekiyor. Hak temelli yaklaşım dediğimiz herkesin, engellilerin eşit yurttaş, eşit bireyler olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Bunu her alanda. Eğitim alanı başlı başına önemli bu dili çoğaltmak için. Ders kitaplarındaki temsiller, yani çok farklı pozisyonlarda temsiller üretmemiz gerekiyor. Normalliği sorgulamamız gerekiyor yine her alanda, eğitim dahil. Normal olanın aslında normal olmadığını, aslında bizim çevremizdeki normal dediğimiz şeyin sağlamcı bir yaklaşımın ürünü olduğunu sorgulamamız gerekiyor. Ayrımcılık konusunda ayrımcılığı meşrulaştıran ideolojiler vardır. Bunlardan birisi de sağlamcılıktır. Aynen ırkçılık gibi, cinsiyetçilik gibi. Dolayısıyla dünya sağlamlara göre düzenlenmiştir. Kentler sağlamlara göre düzenlenmiştir. Dolayısıyla her alanda, yani medyada, eğitimde, ders kitaplarında bunu sorgulamak gerekiyor. Ve tabii Türkiye'deki engelli hareketi, sakat hareketi gittikçe güçleniyor. Örgütlü bir hale geliyor, ses çıkarıyor. Bu tabii dönüşüm için çok önemli. Çok farklı yerlerde bu talepleri, bu temsilleri görmeye başlıyoruz. Ben Türkiye'de çok yakın zamanda çok büyük dönüşümler olacağını düşünüyorum bu engellilik konusunda. Bu konuda hepimize ama herkese, her alanda önemli roller düştüğünü düşünüyorum. Umarım çok daha ayrımcılığın azaldığı bir dünyaya doğru evriliriz diyorum. Okulda birlikte, hayatta birlikte Seç1, Tohum Otizm Vakfı ve Sabancı Vakfı logoları. www.sebeder.org